Selam. Herkes selamlıyorum buradan. Gündemin mevzusu Palmeli Ali'nin son aldığı gemi ama demin Resulzade gemisinin gazaya uğramasıyla bağladı. Onu getirin ki ümmetle bu gemi alındığı, gemiye ad verildiği gündeme, geminin sulara bırakılması bu tarihten itibaren bazı çıkan haberler çok teessüf vericiydi, üzücüydü. Sonuçta bizim haricde yaşayan, Türkiye'de yaşayan bir iş adamımız öz filosuna yeni bir gemi alıp katmıştı. Bu yeni gemi değildi. Bu zaten sır da değil. Bunun hakkında bilgiye ulaşmak çok çetin bir şey de değil. İstenilen geminin ne zaman tikildiği, geçmişte adı ne olduğu veya hangi şirketlere mensup olup kimler tarafından idare edildiği, menajerliğini kimlerin ettiğini, istenilen gemi hakkında malumatları çok basit bir şekilde internet vasıtasıyla alabiliriz. Ve bu geminin de yeni olmadığı belliydi ama Marmara, Palmali için yeni bir gemiydi ve yeni alınmış bir gemiydi. Çok sevindirici bir halıydı. Gemiye Mehmet Emin Resulzade adını verdiler ve gemi sulara bırakıldı. Çok medyada ses uyandırdı. Azerbaycanlılar tarafından rağbetle karşılandı. Tabii ki eksi fikirde olanlar da var idi. Geminin yaşına takılanlar veya adının İngilizce yazılmasıyla bağlı. Bunların boş vermek istedik ama dünen gece bir anda haber düştü bütün saytlara hem Azerbaycan hem Türk medyasında. Mehmet Emin Resulzade'nin gazaya uğramasıyla bağlı haberler yayıldı. Çok meraklı geldi bana. Mevzum bu bir sahaya biraz yakın bir sahada işlediğim için. Meraklı geldi bana de. Geminin hem gaza videolarını izledim. Gazadan sonraki vaziyete baktım ve gazaya sebep olan karşı tarafın gemisiyle meraklandım. Geminin ismi Dorik Warrior gemisidir ve çok yeni bir gemidi. 2010. yılı dikilip inşa edilip, gemi inşa edildikten sonra da iki şirkete mensup olup, Yunan şirketlerine mensup olup ve her zaman da Liberya bayrağı altında yüzüp. Bu gemilerin başka ülkenin bayrakları altında yüzme meselesi gemi şirketlerinde çok, armatörlerde çok meşhur yaygın bir meseledir. Çünkü hansı ülke bu açık sularda özen gemilerin vergi meselesine daha yumuşak yanaşırsa o ülkenin gemileri bayrağından istifade olunur daha çok. Aynı zamanda bu Dorik Warrior da Liberia gemisi bayrağı altında üzürdü ama geminin sahibi aslında Ocean Power Navigation adında bir Yunan şirketidir. Ocean Power Navigation aslında gemileri satın alır, onların inşası bakımıyla meşgul olur ve müracaat eden kargo şirketlerine, menajerlik etmek isteyen şirketlere bunu havale edir, verir gemileri. Mürettebatı bazen onlar təyin edirlər, bazen karşı taraf təyin edir ve hansı sistemle işlediklerini doğrusu bilmirəm. Ve Choice Navigation Hellas adında bir başka bir Yunan şirketi menajerlik için götürüp gemini ve halihazırda onların imtiyazındadır. Yani onların gösterdikleri rota üzerinde üzür gemi deniz sularından. Hal-hazırda bu geminin, Warrior gemisinin istikameti Ukrayna'ydı. Yani Boğaz'da sıra gözlüyordular ve Boğaz'da növbəsi gelip çatan da Boğaz'dan keçip şimala doğru ve Ukrayna'ya Odessa'ya yüzecekti. Mən bir haber paylaştım ve deyəsən bu biraz marağa sebep oldu. Bu məlumatların hiçbir bir gizli bir bilgi değil. Bunlara istənilən şəxs Marine Traffic'ten veya başka saytlara üzv olarak, onların müəyyən bir ödənişləri var. Onlara üzv olarak trayektoriyalarını, gəmilərin nə vaxt gəlib getdiklərini, istiqamətləri nədir, hansı şirkətə mənsubdurlar və kimlər tərəfindən yönədirirlər. Bunlar haqqında çox rahat bir məlumat ala bilərsiniz. Yəni bu bilgilər rahat şəkildə paylaşılır. Dediyim kimi sadəcə kiçik bir ödənişləri var onların.